Yani şimdi başından itibaren yaptıkları şu, yani İsrail Gazze'de rahatça bu katliamları yapması için o bölgeye savaş gemileri gönderdiler, uçak gemileri gönderdiler. Ve İsrail lehine olacak şekilde o bölgede bir pozisyon aldılar. Şimdi devamında da tabii yani İran'a dönük olarak, İran'ın vekil güçlerine dönük olarak çeşitli bölgelerde saldırılar oldu. İşte Devrim Muhafızları Komutanı Suriye'de öldürüldü. Bağdat'ta yine aynı şekilde İranlı bir asker öldürüldü. En sonunda Kasım Süleyman'ın mezarının olduğu bölgede terör saldırıları oldu. Ve Lübnan'da bir taraftan İsrail'in Lübnan'da havadan yaptığı bir takım operasyonlar söz konusu. Önce Beyrut'ta Hamas'ın iki numarası Salih Aruri ve El Kassam Tugaylarının bazı komutanları, sonra da dün güneyde, Lübnan'ın güneyinde, İsrail'in kuzeyinde Hizbullah'ı yine havadan vurdu. Şimdi bütün bunlar zaten ta ilk günden itibaren Türkiye'nin, Ankara'nın ilgili makamlardan yapılan açıklamaların teyidi anlamına geliyor. Yani Gazze'deki bu kıvılcım bölgesel bir yayılım istidadı içine girmiş durumda. Bütün bu olup bitenleri de ben bu bağlamda görüyorum. Yani İsrail'in 7 Ekim sonrası, İsrail'in saldırıları başladıktan hemen sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgeye gitmişti. Bölgeye dedim, Mısır'a gitmişti. Sonra Katar'a gitmişti ve daha ilk günlerde, birinci haftası oldu ya da olmadı, yaptığı açıklamada dedi ki, yani ülkeleri de zikrederek, Mısır, Lübnan, Ürdün bu ülkelerde istikrarsızlığa yol açabilir ve bir yayılım gösterebilir bu savaş şeklinde açıklamaları oldu. Biz 10 gün önce işte Ankara temsilcileri olarak önce Hakan Fidan'la bir araya geldik. 2 gün önce MİT Başkanı Hakan Fidan, teşkilatın kuruluş yıl dönümü, orada da yine gazetecilerin bir daveti söz konusuydu. Benzer cümleler, aslında birbirini tamamlayan cümleler ya da yani uluslararası sistemde çok ciddi kırılmalar bir taraftan söz konusu. İttifaklar güven verici olmaktan çıkıyor. Yani Hakan Fidan'ın söylediği, birisi herhangi bir ittifakın parçası olsa bile bana bir saldırı olduğunda acaba beni kim koruyacak? Yani bu anlamda güvensizliğin özellikle birinci derecede adresi burada Amerika Birleşik Devletleri. Yani normal şartlarda işte İsrail Amerika'nın proksisi, vekil ülkesi olarak addedilirken burada tersine döndü. İşte Amerika görünürde frenlemeye çalışıyor ama İsrail dinlemiyor. Tersi bir durum söz konusu. Bir taraftan bütün o ilkeler, erdemler, insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları, bütün bu değerlerin bizzat batılı ülkeler tarafından çiğnendiği bir dönemin içerisindeyiz. Şimdi burada da tabii yani Kızıldeniz'deki, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da senin aktardığın, yani Kızıldeniz'i kan gölüne çevirmek istiyorlar cümlesi. Sonuç itibariyle bu Gazze'deki bu katliamın yansımalarıyla ilgili gelişmeler bunlar. Yani orada savaş devam ediyor. Daha doğrusu İsrail'in katliamları bir taraftan devam ediyor. Ve bunun bölgede ürettiği gerginlik, bu gerginliğin ürettiği başka başka komplikasyonlar. Şimdi İran'ın tabii çok geniş bir vekil ağı var bölgede. Lübnan'da var, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, işte Levent Hoca anlattı. Onlar çok değerli bilgilerdi. Husilerin yine İran adına bir vekil grup olarak orada hareket etmeleri ve yani burada Kızıldeniz üzerinden dünya ticaret trafiğinin işte önemli bir akışının olduğu bölgede bir istikrarsızlığa yol açıyorlar. Ha, petrol fiyatları mesela normal şartlarda dünyada talebin azaldığı bir ortamda çok daha gerilerde olması bekleniyordu. Ama bu jeopolitik gerilimler nedeniyle işte petrol gemilerinin güzergahı değişti, yol uzadı, 4 kat arttı vesaire. İşte 80 dolar bandında devam ediyor hala. Normalde çok daha gerilemesi bekleniyordu bu fiyatların. Şimdi buradan baktığımızda yani petrol fiyatlarının artması İran için ne anlam ifade eder? Bu soruyu da belki sormak lazım. Yani oradaki gerilim
kimin lehine, kimin aleyhine nasıl bir pozisyon üretiyor. İran herhalde petrol fiyatlarının artmasından dolayı çok mutsuz olmaz herhalde, değil mi? Tabii, evet, yani, olur. Evet, çünkü petrol üreten ülkelerden bir tanesi, sattığı petrolü daha fazla dolarla satmış olacak. Tabii bir taraftan da yani işte Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerine yönelik olarak da buradan bir, ben bunlara şey diyorum, böyle ısırma, yani çok böyle can yakıcı değil de ısırma acısı veren bir niyetle hareket ediyor. Yani rahatsız etmek anlamında bunu kastediyorum. Rahatsız edici bir tutum İran o bölgede, işte Amerika'ya başta olmak üzere. Bir, işte herkes elindeki bir kozu kullanıyor bu süreç içerisinde işte. Dolayısıyla yani bu iş bugün böyle. Yarın daha başka yerden başka türlü bir takım kırılmalar beklenebilir. MİT Başkanı Hakan Fidan'ın bir kitapçık, oradaki konuşmasının, o kitapçıktaki görüşlerinin bir kısa özeti mahiyetindeydi aslında. O kitapçık bize verilen, ben baştan sona okudum, önemli bir bölümde altını çizdim. Bugün de hatta uzun bir yazı yazdım o konuyla alakalı olarak. Dediği şu: dünya belirsizlikler çağında, uluslararası sistem taşımıyor. Tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçişin sancıları var. Ama 10 yıllar boyu sürebilecek bir belirsizlik ve kaos ortamı. Dolayısıyla bu bağlam içerisinde bunları değerlendirdiğimiz, gördüğümüz takdirde bir yere oturuyor. Bugün burada, yarın belki Asya'da başka bir kıvılcım. Gerçekten de yarın olabilir. Çıkacak. Pekala, mümkün. Yani şimdi şöyle bir cümle var mesela. Ukrayna ve Gazze üzerinden Sayın İbrahim Kalın diyor ki, İşte Türkiye'de girişimleri olmuştu savaşın ilk safhalarında ve ciddi anlamda Rusya'nın ateşkesi kabul ettiği bir anlaşma zemini. 40. gün falan diye yanlış hatırlamıyorsa Rusya asker çekti. Bütün o Kiev bölgesindeki yığınağı kaldırdı, geri çekti. Sırf İstanbul'daki o ateşkes anlaşması çerçevesinde. Yani karar alındı, anlaşmaya varıldı, Rusya uygulamaya başladı. Çernihiv bölgesinden, yani Kiev'e doğru yaptığı bütün o yığınağı geri çekti Rusya. Ama dediler ki Ukrayna'ya, hem vaatte bulundular hem tehdit ettiler. Bu anlaşmayı kabul etmeyeceksin dediler. Biz sana destek vereceğiz. İbrahim Kalın dedi ki, bunlar çözülmeyecek meseleler değil. Bunların çözümü var hepsinin. Ama tarafları savaşın sürmesini istediği için, bir barış istemedikleri için bu iş bu kadar uzadı diyor. Şimdi 400 ile 450 binde, işte 350 bin Yemen'de, o tabi yani iç savaşla alakalı bir şey. Ama burada da yani 2 yıl olmadı henüz, 400 ile 450 bin kişinin öldüğü bir savaştan bahsediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ya da bir başka ifadeyle. Bu şunu da söylüyor İbrahim Kalın, bir mukadder bir Batı-Çin karşılaşması. Yani belki de önümüzdeki süreç içerisinde Asya'da çok büyük bir gerilim patlaması muhtemel. Yani ben şunu tekrar altını çizeyim. Yani bir 10 yıllar boyu sürebilecek bir belirsizlik, bir geçiş dönemi ve kriz atmosferi, çatışmalar dönemi. Buna dönük olarak da tabii devlet haklı bir pozisyon alıyor şu anda.